yapılabilecek anonim şirketlerde, anonim şirketler çoğunluk esasına göre yönetilir biliyorsunuz, sermaye şirketleri. Ve çoğunluk esasına göre toplanır. Çoğunluk nedir? %50 artır. Değil mi? 50'nin üstü. Çoğunlukla yönetilir. Genel kurullar elektronik ortamda yapılabilecek. Elektronik ortamda genel kurul yapma tüzüğü yayınlanacak. Bakacağız orada neler diyecek. Onları takip edeceğiz. Genel kurula yönetim kurulu üyelerinden en az biri mürahhas üyeye katılmak zorunda. Diğerleri katılmayabilir. Ancak bağımsız denetçi, bir de eğer o yıl içinde işlem denetçisiyle işi olduysa işlem denetçisi genel kurulda bulunmak zorunda ve ortakların denetledikleri konuyla ilgili sorularını da cevaplamak zorunda. Genel kurulun yetkileri yönetim kurulunu seçmek, ibra veya azil, finansal tabloları onamak, şirketin fesine karar vermek. Bu zaten vardı bizim yasamızda. İlave olarak da önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ancak genel kurulun onayıyla mümkün olacak. Yönetim kurulu tek başına bunu yapamayacak. Yeter sayılar eğer şirketin işletme konusunun değiştirilmesi söz konusuysa genel kurulda ve pay devrinin de sınırlandırılması söz konusuysa veya imtiyaz yaratılacaksa paylar arasında bunlarla ilgili kararlar %75 oranında karar yeter sayısıyla alınacak. Yani çoğunluk esasına göre toplanan genel kurulda en az %75 taraftar bulmalı ki bu doğrultuda kararlar alınabilsin. Ortakların oy hakkı düzenlenmiş. Bir inceleme bilgi alma genel kuruldan önce internet sitesinden bu bilgileri her türlü paydaş alabilecek. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ile ilgili bir düzenleme var. Bu rüçhan hakkının sınırlandırılması için biliyorsunuz rüçhan hakkı neydi? Çıkarılmış sermayede nominal bedelle halihazır ortakların pay satın alma hakkı idi. Bu hakkı kullanmak için 2 ay süre verilirdi biliyorsunuz. Bu 2 ay içerisinde rüçhan hakkını kullandı. Kullanmayanlar için yani satılmayan hisseler için tamamının diğer kalanlarının halka arzı söz konusu. Peki bu rüçhan hakkı ne sağlıyor? Nominal bedel 1 lira. Hissenin piyasa değeri 3 lira ise eğer, rüçhan hakkı sahibi 1 liradan o hisseyi satın alma hakkına sahip. Eğer rüçhan hakkını kullanmazsa, kullanılmayanlar ise 3 liralık değerle satılıyor. Dolayısıyla aradaki halka arz edilen 3 liralık değerden 1 lira sermaye borcu olarak giriyor. Yani ödenmemiş sermaye olarak giriyor. Diğer kalan 2 lira ise İhraç primi olarak, emisyon primi olarak şirkete giriyor. Bu rüçhan hakkındaki rüçhan hakkının kullanılması ile ilgili sınırlandırma işte bu emisyon primleri daha fazla girebilsin anlamındadır şirkete. Aksi takdirde hala paydaşlar ne yapıyor? Nominalle aldığı payı gider daha rayiş bedelle satabilir. Kar payı avansı alma, bu işte borçlanma yasağına karşı getirilen bir şeydir. Bu kar payı avans tebliği TAS'la elimize geçti, yayınlandı. Bu bir evvelki yılın karının %50'si gibi bir düzenleme yapılmış ama kesin böyle bunu daha henüz yayınlanmadı da yayınlanırsa ancak yürürlüğe girer. Ne şekilde olacağını yayınlandığı zaman göreceğiz. Azınlık haklarına çok önem veriyor. Azınlık paydaşların haklarına çok önem veriyor. Azınlık paydaş eğer şirkette kalması çekilmez bir hal aldıysa ne gibi durumlarda bu olur? Şirket hiç kar dağıtmıyor. Hesap soramıyor. Ne olacağı belirsiz. Geleceğini kestiremiyor. Bu durumda o şirkette kalmanın bir anlamı yok. Yoksa o zaman çıkayım. Peki halihazırda çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkabileceği doğrultuda
düzenlemeler yapılmış. Hatta şirket tarafından da çıkarılabilmesi doğrultusunda düzenlemeler yapılmış. Hem anonim şirkette hem limite şirkette. Tabii çıkarken ayrılma akçesi almak üzere, yani payının değerini hesaplattırıp, yani orada kayıtlı sermaye üzerinden değil de biliyorsunuz ortakların hakkı öz kaynakların tamamı üzerindendir. O ayrılma akçesinde ona göre hesaplanarak alma hakkı düzenlenmiş. Sermaye artırımı yine artırımda işlem denetçisine tabi. Eğer nakit artırım söz konusuysa yine sermayenin %25'i artırılacak kısmı %25'i bloke edilecek vesaire. İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması düzenlenmiş. Eğer iç kaynaklar içerisinde yedek akçe olarak ayrılan özel amaca yönelik bir akçe varsa ne olabilir bu? Yönetim kurulu teknolojik bir yatırılma veya ARGE faaliyeti için 1 milyon lira ayırmamız lazım. Aksi takdirde rekabet edemeyiz. Bu teknolojik yatırımı yapmamız lazım diye genel kurulda karar alındı. Kardan 1 milyon lira ayrılmasına diye. Böyle özel amaçlı ayrılmış akçeler varsa bunlar sermaye artırımında iç kaynaklardan artırım olarak kullanılamaz. Sadece statü yedekleri ve yasal yedekler sermaye artırımında kullanılabilir. Tabii bunların varlığında ne demiş? İşlem denetçisini devreye sokarak bunlar hakikaten şirketin bünyesinde vardır bu iç kaynaklar diye, bu teyit edilsin diye işlem denetçisi raporuna bağlıyor. Bu şarta bağlı sermaye artırımları düzenlenmiş. Eğer tahvil çıkardıysa şartlı, yani 7 yıllık vadeli tahvil çıkardı. Çıkarırken de dedi ki isterse bu tahvili satın alanlar bunları şirket hisse senediyle de değiştirebiliriz. İşte sermaye artırımında o tahviller de kullanılabilecek. Tahvil karşılığı kendisine hisse senedi verecek. Yani şirket borcunu öz kaynağa çevirmiş oluyor. Çalışanlarla ilgili de bir hak düzenlenmiş ama bu sınırlanmış. Diyor ki böyle şarta bağlı artırım söz konusuysa bu sermayenin %50'sini aşamaz. Yani bu insanlar gelip şirkete hakim olmasınlar anlamında bir düzenlemedir. Sermaye azaltımı düzenlenmiş. Bu sermaye artırımından daha katı şartlara bağlanmış. Burada amaç nedir? Sermaye azaltımında ne yapacak? Ortaklar öz kaynaklardan para çekecekler. Öz kaynaklardan para çekmek demek, azalmak nereden? Öz kaynaklardan gittiği yedek akçeyi cebine koymuyor. Gidiyor bankadan, onun karşılığı parayı alıyor. Dolayısıyla bankadaki para varlıkların içerisinde mal varlığı. Dolayısıyla o mal varlığı azalması söz konusu olur sermaye azaltımında da. Bu azalan mal varlığı üçüncü kişi alacaklarının tehlikeye düşürmemelidir. Bunu eğer düşürülmesi konusunda herhangi bir tereddüt varsa işlem denetçisine diyor ki git ona da bak. Böyle bir durum var mı yok mu? Yani mal varlığı tehlikeye düşüyor mu düşmüyor mu? Ayrıca sermaye azaltımında yükümlülükler yüklenmiş. Bunu bir kere internette ilan et. 35. maddede duyurularının yapılacağı gazetelerde yayınla. Hem de 7'şer gün arayla en az 3 defa yayınla ki bu şirket alacaklılarının da taraflarının da bundan haberi olsun ve şirkete müracaat etsinler. Ayrıca şirket yönetimi bu alacaklılara müracaat ederek gelin alacağınızı ödeyeyim diyecek veya teminata bağlayayım, seni tatmin eder bir teminata bağlayayım diyecek ve onların olurunu alacak ki bu azaltımı, sermaye azaltımını gerçekleştirebilsin. Bunlarla ilgili eğer alacakları tehlikeye düştüyse veya teminat yeterli görülmediyse bunun iptalini isteyebilecek alacaklılar. Bu iptalini istemesi de 2 yıl içerisinde dava açılıp sermaye azaltımının iptaline yönelik karar alabilecek. Bunları söylemiştik. Faaliyet raporunun içeriği, yani yönetim kurulu faaliyet raporunun içeriği zaten bir yönetmelikle düzenlenecek. 516. maddede
bunları saymış. Karla yedek akçe arasındaki ilişkiyi düzenlemiş 519 ve 522. maddelerde. Karın ve tasfiye payının tespiti, hesaplanması ve dağıtımı düzenlenmiş 507. maddede. Evet, tasfiye ve sona erme zaten halihazır yasamızdaki düzenlemeler gibidir işte. Amaç gerçekleşmişse, esas sözleşmedeki süre dolmuşsa gibi gibi sınav sorusu değil mi bu? Evet. İflasına karar verildiyse veya kanunda öngörülen diğer haller mevcutsa aram şirketin sona ermesi söz konusu oluyor. Tabii burada